Şu halimize bak. Gelin ve damat. Ben biraz siyah sonunda bir gelin oldum. Kendimiz yazıyoruz, kendimiz oynuyoruz yani ne yapalım. Yepyeni bir vloğa hoş geldiniz. Garip bir vlog olacak çünkü çocukluk arkadaşım evleniyor. Yani en yakın arkadaşımın evlendiği oldu. Daha doğrusu bir tek geçen sene Gülnur evlendi. O da zaten birkaç sene daha evlenmeseydi evde kalmış sayılacaktı. Ama İlayda daha da garip geliyor çünkü çocukluğunu biliyorum. Gülnur'a yaşım yetmiyordu çocuk. Seni seviyorum. Ama bu çok garip geliyor yani. Çocukluğunu biliyorum anladın mı? Daha çok küçük yani. Daha çok küçük. 26 yaşında. Ve tüm ısrarlarıma rağmen evleniyor. Gerçekten evleniyor. Şaka gibi. Bekarla vedasına kadar bir ümidim vardı. Hani konuşmalarım belki bir işe yarar. Yemin ederim Can var ya. Can bu arada eniştemizin adı. Bizim Can değil. Bu videoyu umarım izlemez. Kusura bakma kıskanıyorum. En yakın arkadaşımla evleniyorsun. Sizce parmaklarım çok mu ince? Kızım sen 1.70 küsür kızsın. Parmakların nasıl bu kadar ince olabilir? Şeyde asla kabul etmedi ki 10 kilo aldım. İmkansız yani hani girse çıkmaz. Kuyumcu diyor ki imkansız diyor. İnanmadı denedi. Olacak iş değil ya da bende mi bir sıkıntı var acaba? Hayır olmuyor. Tatam! Gelinin kız kardeşi biraz terledi galiba. Gelinin kız kardeşi nikah şahidi ve baş nedimesi otelde. Bir saat falan oldu bu arada geleli. Ama aşağıda İlayda ile biraz dedikodu yaptık. Bir şeylere sinirlendik. Neyse önemli değil. Onu bir tık daha gelinken göstereceğim. Çünkü bu onun düğün vlogu ve şu an hiç geline benzemiyor. Neyse. Serhat makyajını yapıyor şimdi aşağıda. Sonra inşallah benimkini de yapacak. Ben de İbo'yu bekliyorum. Hepsi ayakkabı getirsin ve beni giydirsin diye. Burası da kalacağım odanın manzarası. Çok tatlı değil mi? Yunan'ın da şurası. Bu arada Fuat Paşa yalısındayız şu an. Şuranın... Burası mı ya? Daha böyle... Az önce ben baktım da düğün alanına. Daha denize şey... Burası galiba. Yani ne bileyim. Bu arada Can'ın da şeyi tadilatta. Takım elbisesi mi denir? Smokini mi denir artık? İşte o tadilatta 5'te alın demiş. Sonra 5'te alın dediği için ben biraz olay çıkardım. Çünkü fotoğraf çekineceğiz. 5 gibi. Işık gitmeden. O da 4'e çektirmiyor. Ne bileyim ne dediğimi bilmiyorum ya. Üf ya. Önce saate bakalım. Sonra kapıyı açacağım. 4'te seni yetiştiririm dedi. Öyle kapatırsın işte gözünü. Öyle kapatırsın. Hani 4'te yetişiyordum tamam. Ben? Hayır kaçma buraya gel. Hani 4'te yetişiyordum? Ya çok özür dilerim ya. Dükkanda 20 tane gelin almışlar. Ay doymadın. Paraya ha. Doymadın çünkü. Biri daha geldi. Sürpriz mi? Ama evet. Kapak fotoğrafında çoktan görmüş olacaklar. Hayır sen yine de gösterme aynen. Üstümde. Burası gibi. Tut bakalım bunu. Bak daha şöyle gelecek. Hı hı. Ondan sonra bırak bakalım topu bunu böyle. Sizce de şurası güzel duruyor. Neresi? Şurası elini mı? Elini çek bak. Ben onu tutturacağım işte şimdi. Bu altı tutuyorum ya şöyle. Aha. Onu tutturacağım oraya. Tamam. Tamam mı? Ne oldu Yusuf? Sinirlendin galiba. 55 saç modeli değiştirdim oh, diye. Billahi. Yeter artık. Yani bugün ama sonuç olarak ne yaptık biliyor musunuz? Benim her gün topladığım saç modelini yaptık. Ama kendimi öyle mutlu hissettim. Kendini nasıl mutlu hissediyorsan öyle yaparız. Evet. Ve ayrıca geyşelere benzedim. Ben kendimi yine bir şekilde Japon yaptım. Gel. Gel hadi öv biraz makyajını. 3 dakikada yaptım. Beni sona bıraktığın makyajını. 3 dakikada yaptım. Ben 4'te hazır olacaktım. Saat 5.30. Bayağı bildiğiniz 5.30. Çok güzel oldu. İyi ama doğal olarak gelin öncelik verir.
Ne? Doğal olarak geline öncelik verilmiş ama. Neyse biz şimdi giyineceğiz. Bakayım. Şey TikTok çekmeye ne dersin? Evet. Evet. Kapat kamerayı hemen TikTok çekelim. Bakayım smokin'ini. Can. Can. Şu halimize bak. Gelin ve damat. Ben biraz siyah bir gelin oldum. Sonunda bugün nikah kıyıyoruz çok şükür. Mütevazi olamayacağım. Çok beğendim kendimi. Olmalı mıyım? Kimin sayesinde ama? Kimin sayesinde ve Nedo sayesinde ve İbo sayesinde. Aa kendimi çok beğendim. Bir beğendim kendimi. Oha Can. Seni ilk defa böyle görüyorum. Ya. Evet. Beğendin mi? Bayağı beğendim. Ya. Evet. Gelin ve damat adına çok üzülüyorum şu an. Evet. Gelini bastık biz. Hep fotoğraf çekimi yapıyor ama damadı hiç çektirmiyor. Hep kendini çektirmiyor. Enişte hep yanında duruyor. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Hiç sabah gördüğüm haliyle alakası yok. Ama biz şu fotoğraf ve biz şurada fotoğraf çekimine geldik. Bunlar burada çekim yapıyor. Olmaz mı hocam? Ben biz çekineceğim. Biz de şurada çekilelim. Biz bu arada gerçekten kendimizi gelime damat sanıyoruz. Biz de çok damat. Büyük sıkıntı. Çok büyük maşallah çok güzel olmuşsun kuzum. Ne? Seni hep çekiyorum. Ama yani merdiveni boşaltmalı lazım. Biz fotoğraf çekecek. Biz dışarıda mı çekilsek? Şey ama karpuz daha pazarı. Olsun. Fotoğraf çekmeye gelin ve damattan daha güzel bir yere geldik. Bence onların bile haberi yok. Can'a bak kendini çektiriyor. Ben gider yok. Birlikte gel. Bozulmuştu değil mi gitmiş? Hayır abi. Böyle. Hayır eğlenmedi. Zeybek oynamıyorsun Can. Nasıl yırtılır çek? Yırtılır üstündekini çünkü şey yaptırmış biraz. Şu an güzel. Can da bence bu tarafa doğru baksın. Aynen karanlık olmasın. Çok tatlı. Aa çok tatlı. Bir tane daha çekebilir miyiz ondan? Benimle evlenir misin? Çok düşündüm son kararım kendimden. Şah olduk. Şu tarafa doğru. Tam şu tarafa doğru. Tam şuraya. Yok, orası burasıydı. Kendimiz yazıyoruz, kendimiz oynuyoruz yani ne yapalım? Bu da böyle bir hayat yani. Damla, nefis evlendik. Oha çok iyi. Sen her gün birine evlenme teklif mi ediyorsun? Bu nasıl güzel bir duruş? Bana bak bir de. Yine buna maruz kaldım. Yine bu ikisi yan yana düştü bir şekilde. Efe yakışıklısın. Bu arada bunu yapma. Gerçekten çok kötü saldırıyorlar. Çok kötü saldırıyorlar. Düşmanlar hep. Gerçekten. Biz de düğünün diğer fertleri. Bunlar da bir sonraki ay evlenen çiftimiz. Gülsen mi biraz? 3 numaralı bakıştan atsan mı biraz? Ve Sayın Umut Ali Yazıcı, buyurun sizler de aramıza bekliyoruz. Gelin Hanım, önce size soruyorum. Hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmaksızın, tamamen kendi hür iradeniz ve kendi arzunuz ile Ahmet Can Güçlü Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Damat Bey, şimdi size sorumu yöneltiyorum. Hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmaksızın, tamamen kendi hür iradeniz ve kendi arzunuz ile İlayda Cakcak Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet.
Evet, değerli şahitlerimiz, çiftimizi duydunuz. Sizler şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Evet, sayın konuklarımız, sizler şahit misiniz? Evet. Hayırlı olsun. İmzalarınızı lütfen. Hani kar dudaklıydım, hani karlarda çam çiçektim, vazgeçilmezdim. Önce gelin hanımı, Danla Biliç'i, Cemal Can'ı ve Irmak Arıcı'yı kocaman alkışlarla sahneye bekliyoruz. Hadi gel. Çok güçlü bir alkış istiyoruz ama. Hiç beklemiyordum. Bunu bekliyordum ama beni beklemiyordum. Ay, ay. Gitmesem mi acaba? Onu Efe şunu Danla'yı çeksene. Ahmet çeksene. Ay tamam ver. Al ya kuzum. Bunların hiçbiri çekemeyecek. Ben gidiyorum. Damla sen çek. Sakın üstüme gelmeyin anamam. Beni ben gibi sevmedi. Bu sefer de yalancı ben olamam. Seni bir kalemle rezil ederim. Sana aşktan söz etmeye ben inatçıyım, derdim çok. Dostum var, hiç dermanım yok. Ah ne zaman bu ayrılık pek yaman. Neler çektim bu dünyadan, elimi yaman. Sultan değil, hükümdar değil, resirgah değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. O devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, resirgah değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil,
Odayı layık görmedi Fuat Paşa yalısı ve böyle bir oda verdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın odası gibi. Can. Gelin odasından daha, gelin odasından daha bir. Neyse biz şimdi biraz burada partileyeceğiz. Görmenizi istemediğim arkadaşlar. Can. Neyse, biz gelinle damadı buraya almaya çalışacağız şimdi. Çünkü bizim odamız daha büyük, daha ses geçirmez falan olduğu için. Melis var, Can var, ben varım. Bir de gelinle damadı alacağız buraya. Biraz partileyeceğiz. Belki sabah görüşürüz, belki birazdan gelin ve damat da görüşürüz. Bilemem. Gelememişim gece ve aynaya kamerayı çok kötü vurmuşum, içim acıdı. Neyse, günaydın. Düğündür, tatildir falan, bunların hepsini bitirdiğimize göre ben artık düzenli hayatıma, işime, sporuma geri dönüyorum. Pandemide aldığım kiloların hepsini 2 hafta içinde vermeye çalışacağım. 2 hafta içinde 8 kilo vermeye çalışıyorum yani. Biraz iddialı ama neyse, Özlem Hoca'ya güveniyorum bu konuda. O yapar. Çok tatlı bir düğündü. Az kişiydi. Korona yasakları falan, düzenlemeleri falan derken çok kişi çağıramadılar. Ama bence az kişi olmasına rağmen aşırı güzeldi. Çok eğlenceliydi. Şu an neler çektim, nasıl onlar birleşince nasıl oldu bilmiyorum. İnşallah beğenmişsinizdir ya da düğünden bir şey anlamışsınızdır. Daha doğrusu izlerken en az bizim kadar eğlenmişsinizdir diyorum. Çok uzatmadan şimdi spora gidiyorum. Sizi çok seviyorum. O zaman çok kısa mı konuştum şu an? Kapanışı çok mu kısa yaptım acaba? Ay ne bileyim, vlog kaç dakika oldu? İşte vlogda da bu sıkıntı, ne çektiğini bilmiyorsun ya. Sürekli bir şeyler çekiyorsun, çekiyorsun, kesiliyor, biçiliyor, birleşiyor falan, anlamıyorsun ne çektiğini. Hepinizi öpüyorum. Yepyeni bir vlogda görüşmek üzere. Bu arada size şey soracağım. Hala kapatamadım. İstanbul vlogu çekeyim mi? Yani neyse, dur ya, dur karar vereceğim. Öptüm, hareketimi yapamıyorum. Benim yerime siz yapın. Bye.